Öncelikle şundan söyleyeyim. Yeni anayasa 6 siyasi partinin yaptığı bir çalışmalardan biridir. Yeni anayasa sadece bir öneridir. 6 siyasi parti 1,5 seneden beri çalışıyor. Bakın 6 ay biz çalıştık, 7 ay güçlendirilmiş parlamenter ilkelerini yayınladık. Benim komisyonda ben vardım. İkinci komisyon kanunlar komisyonu. Orada sevgili Uğur Poyraz vardı İYİ Parti adına. Biz de hukuk politikaları olarak beraber çalıştık. Onlar da bir 6-7 ay çalıştılar. 1,5 seneye yakın bu bir hukuk çalışması. Bu bir öneri. Biz bunu yaptık, kamuoyuna sunduk. Gidilecek her bir ilde, barolara, sanayi odalarına, topluma anlatılacak ve onlara karşı onların eleştirileri, onların efendim ilave etmek istedikleri şeyler, eksik gördükleri, koymak istedikleriyle bir toplumsal sözleşme yapılacak, hazırlanacak seçimden sonra. Bu bir öneri. Biz bunu şimdi yaptık, koyduk. Şimdi sırada ne var? Bakın bugün Sayın Akşener yeni anayasadan sonra grup konuşması yaptı. 1 saat 15 dakika konuştu. Yeni anayasayla ilgili 10 dakika konuşmadı. Niye? Çünkü o bir çalışma. Çalışmayı yaptık, koyduk. Bunun dışında altılı parti komisyonları bir dolu şey çalışıyor. Ve en önemlisi bir dolu ekonomi konusunda ne yapıyoruz? Halkın sıkıntılarına çalışıyoruz. Ekonomi için şimdi, anayasa önemlidir çünkü başka türlü para gelmez. Ve anayasa niçin? Üstelik de anayasa bir bütün anayasa değil. Bunun da altını çizelim. AK Parti'nin referandumla idari sistemi değiştirdiği, o sisteminle ilgili olan ve de temel haklarla ilgili olan bazı önemli maddeleri bütünleyen... Bahadır Bey, size araya girip bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Şu çok tartışılıyor. Şimdi sizin altılı masanın yeni anayasa taslağında Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Halk tarafından seçiliyor. Şimdi 50 artı 1'i almış bir Cumhurbaşkanı nasıl yetkisiz, sorumsuz vesaire olacak? Bakın, ve neden 7 bak, yılda bir kere... Yani bu bir çok, sorun yaratmayacak. Çok kolay. Hemen Sayın Devlet Bahçeli de söylemiş. Çok açık. Bir, parlamenter sistemde genelde cumhurbaşkanları parlamento tarafından seçilir. Bunun dışında parlamenter sistemde ekonomisi, demokrasisi çok iyi çalışan, parlamenter sistem olarak çalışan ama cumhurbaşkanı halk tarafından seçilen bazı ülkeler var. Birisi Avusturya. Şimdi AK Parti vatandaşa verdi mi bunu referandumda? Niye verdi? Çünkü orada Sayın Erdoğan kendisini düşünerek ve kendisinin seçileceğini, seçtirebileceğini, referandumda kendisi için oy verileceğini düşünerek bu sistemi getirdi. Yok, 2007'de muhtıra verildi. Bu kadar az oyla seçilemez dediği için 2007'de hayır. Bir saniye, muhtıradan dolayı verildi o 2007'de. Tamam. Doğru yaptı AK Parti orada. Müsaade. Muhalefete destekledi onu. CHP destekledi onu. Müsaade et. Evet. Vatandaşa, vatandaşın iradesine bunu verdikten sonra muhalefet bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iradesinden almak istemedi. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Seçilen cumhurbaşkanının yetkilerinin tam anlamıyla bir parlamenter sisteme uygun devleti ve milleti temsille görevli olarak sınırlanması gerekiyordu. Sınırlandı mı öneride? Sınırlandı. Şöyle de deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bu kadar uzun iktidarın ardından kazanmış olan Cumhurbaşkanı neden sadece 7 yıl görev yapsın? Neden bakın, bir ikinci dönem olmasın diyenler var. Ona ne bakın, dersiniz? Bakın. Bizim Cumhurbaşkanı önerimizle şu anda efendim görevde olan Cumhurbaşkanı'nın şu anki anayasaya göre yaptığı görevin arasında dağlar kadar fark var. Dağlar kadar fark var. Biz herkesi temsil eden, herkese eşit davranan, hem dilinde hem fiiliyatında partisiyle tamamıyla ilişkisini kesmiş, tamamıyla tarafsız ve partiler üstü devletin kurumlarının içinde en üst makamda bir hakem görevi yapacak ve
ayrıldığı zaman da bir daha aktif siyasete dönmeyecek bir cumhurbaşkanı öneriyoruz. Bakın, aktif siyasete dönmeyecek. Vatandaş seçecek, aktif siyasete dönmeyecek. Bunun meselesi 5 değil de 7 yıl. Niye 7 yıl mıdır? Sayın Bahçeli demiş ki arttırıyoruz biz bir kere daha. Sayın Bahçeli'nin söylediği cumhurbaşkanıyla bizim önerdiğimiz cumhurbaşkanı arasında dağlar kadar fark bu var. Biz bütün milleti temsil eden, bütün milleti kucaklayan, hiçbir vatandaşı ötelemeyen, kimseyi teröristlikle suçlamayan, hoşuna gitmeyenleri efendim devamlı azarlamayan ve sadece ve sadece parlamenter sistemin yetkileriyle görevlendirilmiş bir cumhurbaşkanı seçiyoruz ve bu cumhurbaşkanı bir daha aktif siyasete dönmeyecek. Ben bunu okuyunca direkt aklıma Sayın Kılıçdaroğlu geldi, açık söyleyeyim. Çünkü bu yani o bu, kadar o kadar ona uyuyor. Çünkü kendi söyledi. Siyasi hayatımın sonunda bunu da bununla taçlandırayım anlamında. Kesinlikle kişiler için mutlaka değildir. Şunu söyleyeyim, bu yapılırken Sayın lütfen Özal'ı, rahmetli Özal'ı, rahmetli Demirel'i, onların ikinci dönemlerinde, onların görevleri biterken tekrar siyasete mi dönecek, yok başbakan mı olacak, öbür partiye mi katılacak, parti mi kuracak gibi tartışmaları ve bir daha seçilmek için angajmanlar yapamasın diye bu cumhurbaşkanı. Bir daha seçilmek için kendi o tarafsız, bağımsız, bütün milleti kucaklayan, görevinden şaşamasın diye getirilen bir sınırlamadır. Ve çok doğrudur. İyi Parti'nin güçlendirilmiş, parlamenter, iyileştirilmiş ilkelerinde vardır ve altını masaya girmiştir. Çok doğrudur, çok doğrudur, altını çiziyorum. Bir daha kimse vatandaşı aldatmayacak. Sayın Bahçeli'nin arzu ettiği, sultan gibi ömrü billah görev yapması gereken istediği sayın şimdiki cumhurbaşkanıyla altılı sistemin cumhurbaşkanı arasında dağlar kadar fark var. Şimdi şöyle bir durum bu var. Bir. Erdoğan seçimle geldi ama padişah değil. Şimdi bakın Bahadır Bey, Erdoğan seçimle geldi ama. Ben padişah demedim Erdoğan'a. Hayır. Padişah demedim. Sultanlar gibi ömrü billah istiyor ama seçimle dedim. Geliyor. Seçimle gelsin. Bizimki de seçimle gelecek. Yeni seçimde, ama 7 yılda görevi bitecek. Parlamenter sistem olursa ama. Parlamenter tabii ki. Bakın şunun da altını çizelim. Bu bir öneridir. Bu vatandaşlarımıza, sivil topluma, barolara, akademiye, bütün siyasi partilere, AK Parti'ye de, MHP'ye de, bütün siyasi partilere bir öneridir. Seçimleri kazandığımızda millet çoğunluğunda parlamentoda bunu değiştirme inşallah yetkisini millet bize verdiği zaman yapacağız. Biz kimseyi kandırmıyoruz. Bu bir çalışmadır. Ama şunu bilin. 6 siyasi parti Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir zaman bir araya gelerek bir anayasa çalışması yapmamıştır. Şimdiye kadarki bütün öneriler, CHP'nin önerisi, AKP'nin önerisi, Barolar Birliği'nin önerisi, 6 siyasi parti bir araya gelip 1,5 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç anayasa çalışması peki yapmamıştır. Eksiği olabilir, eleştirilecek yanları olabilir ama hiçbir zaman 6 siyasi parti bunu yapmamıştır. Bu aday tartışmasını sonlandırmıyor mu? Şöyle sonlandırmıyor mu? Yani eğer görevden ayrılacaksa, yani cumhurbaşkanı olacak ve 7 yılın sonunda da siyasi olarak geri dönmeyecekse, evet, bu zaten ismi tartışılan Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş, yani bunların ne İmamoğlu ne Yavaş Mansur Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçişi göre değil yani bu geçiş süreci de var. Bu hiçbir surette kişilere özel hazırlanan bir anayasa değildir. Bir model. Ama bunların bu bir model ve doğru bir model. Şimdi bunların ötesine söylemek istediğim şeyler var. Bakın bugün Sayın Akşener sadece 10 dakika söyledi diyorum. Esas sorunumuz bugün vatandaşın inim inim inlediği ekonomidir. Niye anayasayı çalışıyoruz? Çünkü bugün hukuksuzluk, yargının bağımsız olmaması, Türkiye'nin gri listede olması, Türkiye'ye yabancı kurumların kredi verememesi, verdiği kredinin Yunanistan'ın aldığı, efendim diğer Avrupa ülkelerinin aldığı kredilerden bağımsız kurumların karar alamaması 8-9 kat fazla olması dolar kredilerinin.
Sebebi yargıda ve demokrasideki eksikliğimizdir. Aksi takdirde devamlı Suudi Arabistan'ın kapısına, devamlı Katar'ın ya kapısına gitmezdik. Hayır, bu çok oradan para bu gelmiyor çok, ya. Bu çok İngiltere'ye gelen onda biri gelmiyor ya. Şu anda ya. Rusya ne yapıyor sevgili Cem Küçük? Gayet iyi yapıyor. Bir dakika, Rusya ne yapıyor? Petrol şeyimizi erteledi mi? Neyimizi? Ödemelerimizi. Evet, Türkiye ödemeyi ötele dedi. Peki, gayet iyi bir şey. Tamam, çok güzel, çok gayet güzel. Gayet iyi bir şey bu. Dur. Çok güzel. Haziran ayına kadar öteledi. Şu anda seçime kadar çok güzel, vatandaş zaten anası ya, alıyor petrolden. Ötelemese ne olacak? Türkiye borçlarını ödüyor. Bir dakika. 15'inden sonra kim ödeyecek? Devlet ödesin ya, devlet borcunu ödüyor. 15'inden bak, AK Parti şimdi babasının cebirliği gibi harcıyor. Hayır. Ekonomiyi düzelsin, Türkiye, borcunu da ödesin. Türkiye borçları takır takır ödüyor. Var mı bak, öyle şey? Bak, dış borcumuz da geriliyor. Var 444 şey? Milyar dolara geldi. Bak, 450 milyardı. Sayın Erdoğan. Türkiye rica etmiş. Ne var bunda? Ertelesin. Şu AK Parti tabii ki ertelesin. Ne var bunda? Sen ekonomiyi batır. Sen borcunu ödeyemem. Ya ödüyor. Ondan sonra da ya milletin üstüne ödüyor ya. Sen her demin ay dedin dünya, ki her ay 7-8 milyar dolar demin para dedin ödüyor. Ki KKM değil de faizi arttırsaydık. Daha kötüydü. Ha, onu kim ödeyecekti o faizi? Vatandaş ödeyecekti. Hayır efendim, bankalar ödeyecekti. Ya bankalar ödeyecekti. Ya, gidecektin Yapı Kredi Bankası'na sana kaç KKM faiz veriyor? KKM daha iyi. Derdi. KKM bak, daha iyi. Hayır efendim, onu hazine ödüyor. Sen ödüyorsun, ben ya, ödüyorum. Hayır. Yoksul vatandaş ödüyor. Hayır. Normal. Hayır, bu kandırmaca. Bak Bahadır bu bir Bey, kandırmaca. Normal faizi KKM, banka ödüyor, kurla olan farkı KKM hazine ödüyor. En yoksul vatandaş da hazineden ya KKM'yi ödüyor. Ya öyle değil, bakın. Öbürünün zengin parası Bahadır yatırıyor, Bey, parasının sonucunda banka, da parayı hayır, banka ödüyor. Banka peki, normal faizi ödüyor. Şunu bitireyim, Yavaş yavaş tamamlayalım çünkü. Bir saniye ya, bir saniye. Hiç konuşmadım, bir saniye. Banka normal faizi ödüyor, hazine sadece kur, eğer artar sanadaki farkı ödüyor ya. İyi, bunun karşılığında 85 milyar lira cebinde değil, 8500 lira değil, 850 lira o, ya olmayan adam niye ödesin? Niye onun elektrik parasına binsin? 400 bin lira ödeyeceksin ya. Bu kötü ekonomiden dolayı niye dolar 18 lira kardeşim? Ya Bahadır abi, faiz yüksek olsa 400 bin lira ödeyeceksin, %20 olsa. Olur mu öyle şey? Nasıl öyle olur mu ya? Bu kötü ekonomide, bu kötü ekonomiyi sen bu hale getirirsen, ene doların olursa 18.50, 18.50'yi de tutmak için bütün olmaz. Serbest döviz ekonomi kuralları çiğneyip ama bak, döviz çok düşerse ihracatın artmaz. Cem, müsaade et lütfen. Ekonomik kurallarını çiğneyip aldığın borç paraları dolar bozdurarak habire. Nerede hani eksideydi kur? Hani Merkez Bankası eksideydi? Aldı parayı bozduruyor ya. Gidiyor el ele tutuşuyor. Sizin yüzünden abicim para alıyor. Ya, ondan bak, sonra onu bozduruyor. Atilla Yeşiladan'ın lafıdır. Hadi canım sende. Hiçbir ara hadi boş canım sende. Parayı da boş yere vermiyor. Borç olarak veriyor. Şimdi gelelim zenginlere. Ayrıca gelelim az zenginlere. Çok da gelelim zenginlere. Keşke çok verse Araplar bize. Bu zenginler, çok az veriyorlar. Bu zenginler. Evet. Bahadır Bey. Bir saniye. Bu zenginler AK Parti'nin yarattığı zenginler. Ve de eskiden beri var olan zenginler paralarını neden yurt dışına çıkardılar? Neden Sayın Erdoğan önüne gelen varlıklı zenginlere yurt dışındaki parasını kuruşa kuruşuna kadar söyleyip bir şey istendiğinde şu kadar parayı yurt dışından getir de ondan sonra kapıma gel diyor. Bir adam faiz, serbest bak, piyasa götürebilir. Yurt dışındaki adam getirebilir parası. Ne var bunda? Ya yurt dışında serbest dolar piyasa faizi ya daha az. Türkiye'de daha çok. Ya ben dünyada iş adamıyım. Paramı götürdüm. Ne var kardeşim, bunda? Güvenmiyor. Ya çok abarttığın kadar da çok para gitmiyor. Güvenmiyor. Dışarıya. Güven. Onun için mi? BDDK ve Merkez Bankası şirket. Çok bütün şirketlere telefon ediyor. Ya, bak bütün şirketlere telefon ediliyor. İş adamlarının bak, yurt dışına götürdüğü Türkiye'de para mı diyorsun? İş adamlarının maksimum dışarı 100 ama 100 bak, milyar 20, dolar götürmüştür. Türkiye'de şu an döviz bir yıldır dur bak faizleri indirdiler. Az mı 100 milyar dolar? Dolar artmadı. Çok, çok para. Az ama mı? Ama bak çok gelse bile Türkiye için şöyle değil. 20 milyar dolar getirdi bak, Ruslar. Ne oldu? Döviz Cem artmıyor Küçük, işte. Buradaki mesele niye bu adamlar parayı ya yurt dışına götürdü? Eskiden beri böyle bunlar. Ruslar 20 milyar dolar mı getirdi? Şimdi bak şöyle. Tütsüyatçılara sorayım. Bir saniye lütfen. Çiğ birkaç süt fiyatından bahsediyorum. Çift dönersek. Ocak 2021'de 4.70 olan çiğ süt fiyatı ha? 2022 Kasım'ında 8.5 lira. Getire lütfen şimdi varsa uygulamanız girin. Reklam yapmayalım hocam. Aman, başka bir çağrı ne Bahadır Bey? Nasıl düşüreceksiniz fiyatı? Şimdi bakın. Nasıl bakın, düşüreceksiniz? Herhangi bir yemek ısmarladığınız uygulamaya tamam girin. Peynirli pideyle kıymalı pideyi sorun bakayım.
kaşarlı pidenin fiyatı kıymalı pideden daha fazla kardeşim. Ya abiciğim, böyle şey olur mu? Çareniz ne ya? Öneriniz ne? Ne? Çareniz ne? Bütün bunların çaresi adam gibi, adam gibi ekonomiyi yönetmek. Nasıl faizi yükselteceksin kardeşim? Avrupa yükselttiği andan itibaren hemen ağzında düşmeye başladı. Ben cevabımı aldım. Faizler artacakmış. Tabii ki artacak. Başka türlü enflasyon mu düşer? Başka türlü enflasyon mu düşer? Biz milleti kandırıyoruz. Sen 110 dolar faiz alıyorsun baba. 1,5 milyar doları 5 yıl devlet faizi %10'dan aldın. Olur mu Cem? Şimdi yeni en son aldığın rakam var. Bir dakika. Faiz düştü, düştü, düştü. 9'a da düştü. Faruk Bey'den sonra söz alabilir miyim? Eğer Ocak'tan sonra düşecek deniyor. Düşmezse o zaman siz haklı olursunuz. Zaten peki düşerseniz ne düşer gibi olacak. Bak, düşmeyecek. Bir saniye. Eskiden faiz. Onu zaten biliyoruz. Peki bir şey sorayım size. Size bir şey sorayım. 85'ten tamam, bir şey sorayım size. Düşecek. Bir şey sorayım size. Faizin geçen kandırmayın sene. Kandırmayın ya. Hayır, size bir şey soracağım. Faizin F'si dense geçen sene dolar 11 ile 18 bir şey soracağım. 18 lira oldu. Şimdi %9'a geldi. Vadeli mevduatlar ne düştü. Oldu? Sonuç döviz niye çıkmıyor? Sonuç döviz niye mi çıkmıyor? Parayı herkes hani gidiyor kardeşim. Bak vebal altına giriyorsunuz. Borç alıyorsun. Borç alıyorsun. İçinde vebal altına giriyorsunuz. AKP'nin bir daha konuşup bitirmek için vebal altına giriyorsunuz. Yavaş yavaş. Bahadır Bey artık Faruk Bey'e geçelim.